arkadaşlar dev hücreli kemik tümörüyle devam ediyoruz. Bizim için birinci önemli nokta epifizden kaynaklanır. Genel kural neydi? Kemik tümörleri metafizden kaynaklanıyordu. İstisnai bölgeden kaynaklananı sorulur. Epifizden kaynaklanır dev hücreli kemik tümörü. Bizim klasik kemik tümörleri kimde görülüyordu? ile 20 yaşta erkek. Bu 20-40 yaşlarda kadınla görülür. Bizim için en önemli farklarından birisi. Şimdi bu tümörün özelliğini. Bakın tümör hücrelerinin kendisi rank liganda ekspresi ediyor. Bununla ilgili girişte bir şey kullanmıştık. Hatırlar mısınız? Kemik fizyolojisinde normal şartlarda osteoklastlar bulunduğu yerde bulunuyor değil mi? Ama bu osteoklastların çoğalmasını sağlayan ne vardı? İki tane büyüme faktörü. Birincisi MCSF. İkincisi Rank liganda. E şimdi şöylesi bir şey düşünün. Tümör hücrelerini kendisi rank liganda ekspres ettiği takdirde osteoklastların çoğalmasına ve büyümesine neden olarak burada neye neden oluyor? Osteoklastum. E evet. bir tümör hücresi düşünün ki rank liganda ekspresi ediyor. Klinikte bunun bir ilacı var. Normalde osteoporozu kullanıyorsunuz. Denosumab diye. Aynı ilaç küçük sarjlar için şu şekilde sorgulandı. Dendi ki Dev hücreli kemik tümörünün acuvan tedavisi kullanılan monoklonal antikor nedir? Denosumab. E klinikte bakın kliniğin bizzat kendisinde denosumabın kullanıldığını sorar zihniyet sana neyi sorar? Ben sana söyleyeyim. Rank ligand inibitörlerinin ne yapıldığını tedavide kullanıldığı kemik tümörünü sorar. Dev hücreli kemik tümörü. Zaten size şöylesi bir şey söyleyeyim. Patoloji neyse size bir ilaç sorulacaksa tedavide iki yerde sorulur. Birisi sorgulandı. Neydi? Cekit inibitörlerinin kullanıldığı mide tümörü. Gist bizim için önemli olan bir yer daha var. CRP2 inibitörlerinin kullanıldığı kanser. Meme. Üçüncüsü de şimdi geldi. Rank ligand inibitörlerinin kullanıldığı kemik tümörü. Ne? Osteokulastol. Bu üçünü alın cebinize atın. Çünkü her bir üçü de her zaman potansiyel soru adayıdır.